Reyyan. Bana güvenebilirsin gerçekten. Yani eğer istemiyorsan açıkça söyle, bozalım sözü. Miran kendini istemeyecek biriyle zorla evlenecek adam değil zaten. Konuşurum ben onunla. Bak şimdi son kez soruyorum. İstiyor musun? İstemiyor musun? İstemiyorum. Ama ben bozamam bu sözü. Yani Miran'ın gidip vazgeçtim demesini istiyorsun, öyle mi? Bu devirde istemediğin adamla evlenmek mi kalmış? Konuşurum ben onunla. Vallahi. Çok sağ ol abla ya. Bunu Reyyan mı söyledi? Niye şaşırıyorsun ki? Gören de çocukluktan beri birbirinizi seviyorsunuz sanacak. Ne alakası var? Vallahi kız istemiyor. Sözü ben atamam, o atsın dedi. Miran. Kız seni istemiyor işte. Vazgeç bu işten. Ha? Hepimiz zarar göreceğiz. Sen yalan söylüyorsun değil mi? Ha? Huşu bozmak istiyorsun ya, uyduruyorsun. İyi. Git sor kıza madem yalan mı değil mi? Kendinden duyarsan inanırsın belki. Vallahi onun ne düşündüğü zerre kadar umurumda değil. Anlamıyor musun? Öyle ya da böyle. Bozacak bu iş Reyyan. Bu evlilik olacak. Tamam. Bunu herkes böyle kabullense iyi olur. Baktım artık bu saçma sapan intikamdan. Bak. Kalktık buraya kadar geldik. O ağzını bağla. O dilini tut. Eğer ki bu iş senin yüzünden bozulsun. Vallahi babaannen hepimizin canını okur ha. Anladın mı? Kız. Anladın mı? Anladım anne. Anladım. Sen otelde iyi misin? Ne arıyorsun burada? Kalamı yaktın bir de. Elim buz kesmiş hadi. Ne olacak? Ne fark eder? Hasta mı olurum? Üşütüp ölür müyüm? Gönül. Saçma sapan konuşma hadi. Çok mu umurumda? Gönül. Bırak! Gönül. Bırak dedim! Ne oldu? Korktun mu? Ne alt ettiğini anlarsa rayını kaybedersin diye mi korktun? Gönül, yeter. Evet. Yeter artık. Bu kadarına dayanamam artık ben. Bu kadarına da kimse dayanamaz. Taş olsa çatlar. Bak paramparça oldum ben, lime lime oldum. Tamam sus, burada konuşmayalım hadi. Susmayacağım. Susamam. Ölüyorum ben, anlamıyor musun? Gönül. İyi misin? Şunu sakın unutma Miran Aslan Bey. Senin karın benim. Sen de benim kocamsın. Buraya gelirken biliyordun her şeyi. Evet. Ha. Biliyordum. Bütün bunların bir intikam için olduğunu biliyordum. Her şeyi biliyordum. Ama senin o kıza aşık olacağını bilemedim. Gönül. Sabrımı iyice taşırıyorsun. Yeter artık. Gün şu arabaya. Öyle mi? Taşarsa taşsın. Git.
bitti artık. Yer gök duysun. Burhan Aslanbey'in karısı benim. Reyhan! Nasıl? Şanoğulları! Çıkın dışarı! Çıkın da duyun gerçeği! Burhan'ın karısı benim! Sus! Bin şu arabaya. Kocama kız istedim yani. Şimdi de kınasından geliyorum. Yetmez mi? Kes. Kes gönül. Sineye çek gönül. Sabırlı ol gönül. Çünkü intikam alacağız değil mi babaanne? Hayatımızın tek amacı bu. Ah pardon. Senin amacın. Biz de seni koklarız. Bu tokadı sakın unutma torunum. 27 sene oğlumun gelinimin intikamı için bekledim ben. Kanımsın canımsın ama önüme çıkan kimmiş bakma. Bilmiyorsun babaanne. Bir an o kıza nasıl bakıyor görmedin. O gülmeyen yüzü Reyhan'ın yanında nasıl gülüyor bilmiyorsun. Biliyorum, anan arayıp söyledi. Söyledi. O kızı aldığı halı takarken önünde nasıl diz çöktüğünü de söyledi mi? Ellerinin nasıl titrediğini, ona bakarken eleyip gittiğini de söyledi mi? Bir an o kıza vurgun babaanne, vuruldu. Senin karın benim. Hoş geldin Miran. Hayırdır Gönül? Senin ne işin var benim odamda? Bu üstünün hali ne? Seni bekliyordum. Vallahi seninle uğraşacak halim yok. Miran! İntikam diyordun. İşte bitti. İntikamını aldın. Bize engel olacak ne kaldı ki geride? Artık bu evliliği gerçek yap Miran. Sözünü tut. Ben sana hiçbir şey için söz vermedim Gönül. Verdin. Bu evliliğe imza atarak bana söz verdin sen. Yetti artık Miran. Biz evliyiz. Biz seninle karı kocayız. Daha ne kadar kaçacaksın benden? Benim kimseden kaçtığım falan yok. Tamam mı? Anla artık. Ben seni sevmiyorum. Sana aşık değilim. Anla. Miran. Gönül, kendini daha fazla küçük düşürme. Babaanne. Miran gitti. Beni sevmediğini söyledi ve gitti. Bana bir söz verdin sen. Gönül. Tut sözünü Aziz Aslan Bey. İşte öcünü aldın. Şimdi sözünü tutacaksın. Bu evlilik gerçek olacak yoksa ben öleceğim. Anladın mı? Öleceğim ben. Silahını ver bana. Silahını ver!
Al. Al vur kendini. Madem o kadar meraklısın dur. Kadın olacaksın. Kocanı odaya sokacaksın. Evlendiğim gece kocamı o odaya soktum ben. Sen gelip koynumdan çaldın onu. Senin yüzünden. Kalbin yumuşar dedin. Ancak intikamı alırsan o odaya girersin dedin. İntikamı aldık. Ne oldu? Her şeyi hesap ettin. Ama Miran'ın kalbini hesap edemedin değil mi? Bizi sen yok ettin. Sen. Seni kendi ellerimle boğarım. Oğlumun emanetisin demem şuracıkta alırım canını. Tamam aşkına dur. Defol git gözüm görmesin seni. Anne. Anne bir şey yap. Miran öldüyse ben ne yaparım? Babaannen haklı. Topla kendini. Ölmedi Miran. Ya diğer dedikleri? Miran o kızın ardından suya atlamış mıdır? Bak, buna yalan diyemiyorsun. Sen de gördün. Atlar değil mi? Miran o kızın ardından suya atlar değil mi? Miran öldü belki de. Öldü diyorum. Sen bana zaman diyorsun. Ağzımı kapatıyorsun duyurmayayım diye. Eğer Miran'a bir şey olduysa beni de öldü bilin. Eğer Miran yoksa ben de yokum. Susturma artık beni. Yeter, yeter, yeter. Kızım, deme öyle. Ölmedi Miran. İnanma düşmanına. Nerede o zaman? Nerede Miran? Çıkıp gelecek kocam. Babaannen bulamazsa ben gidip bulacağım. 40 kilidin altına saklasalar gene de gidip bulacağım. O zaman bul anne. O zaman bul. Bırak beni. İndir. Miran. İndir dedim ineceğim. Bırak. Bu kızı bu koluna sokamazsın. Miran ne yapıyorsun? Miran! Miran Allah aşkına sana yalvarıyorum onu buraya sokma Miran ne olur. Miran beni dinle. Ana! Miran! Bir şey yapmayacak mısın? Yalvarıyorum sana. Götüremezsin onu. Nereye götürüyorsun? Miran! Miran! Adana mı götürüyorsun bir de? Bu kadarını bana yapamazsın. Miran! Yatağına mı yatıracaksın onu? Beni bir kere bile almadın yatağına. Yazıklar olsun sana bir an. Yazıklar olsun bana. Yeter artık be. Gönül Allah aşkına dur, Allah aşkına dur. Bırak. Gel bak bıçak. Gel. Gönül yenge. Yaklaşma. Gideceksin buradan. Defolacaksın anladın mı? Benim kocam o. Dur. Bırak. Bırak. Adam. Gönül! Gönül! Kendine gel, saçmalama. Sus, sen kendine gel. Bırak o bıçağı. Gönül! Sakın! Sakın! Neden Miran? Ha? Ha o kızı buraya getirmişsin. Ha beni diri diri toprağa gömmüşsün. Şimdi öleceğim diye mi korkuyorsun? Gönül, bırak şu bıçağı.
sana yalvardım. Ama hiç sesimi duymadın. Şu dünyada bir sürü kadın için nefes almak gibi bir kocası olmaz. Ama ben o duyguyu hiç tatmadım. Bir kerecik elimi bile tutmadın. Kızım Allah aşkına yapma, kurban olurum. Ne kadar çok hayal kurdum. Bir akşamüstü seninle kol kola yürüyoruz sokakta. Ne kadar basit değil mi? Ama benim için imkansız. Her şeye katlandım. Gidip senin için kız istedim. Yetmedi, düğünde takımını taktım. Bir insandan ne kadar alçalır Miran? Ha? Söylesene, hangi kadın kocası için bunları yapar? Tamam bak, konuşacağız. Anlatacağım sana. Hayır. Yok. Benimle konuşmak, beni insan yerine koymak için çok geç kaldın. Gönül, lütfen. Bana bunu da yaptın ya. Beni yıllardır odana almadın. Karım deyip sevmedin. Gözüme bile bakmadın. Elimi bile tutmadın. Ama ananın, babanın, katilinin kızını baş tac ettin. Kalbini aldın onu. Sefini aldın. Onu aldın. Tamam. Bak halledeceğim. Tamam. Her şey güzel olacak. Ölmeni istemiyorum. Bak ölmeni istemiyorum. Ölmeni istemiyorum. Gönül, Allah aşkına kızım, ben de ne yapacağımı bilemedim. Sus, 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 ağlama, bak dinle yavrum. Gitsin. Sussun. Duymak istemiyorum sesini. Bak, biz böyle davranırsak Miran'ı hepten kaybederiz. Kaybettik zaten. Ben nikahlı karısı daha elini bile tutamamışken sen intikam intikam deyip elin kızını kocam koynuna soktun. Yetmedi, bir de onu eve getirdi. Daha ne kaldı ki? Bitmedi mi planların? Bitmedi. Esas şimdi başlıyor. Ben sizin gibi hesapsız kitapsız iş yapmam. Bildiğim bir şey var ki o kız burada kalabiliyor. Şunu kabul et artık. Senin saltanatın bitti. Miran o eski Miran değil. Artık gözü hiçbir şey görmüyor, anlamıyor musun? Oh!
Özgürsün artık. Gidebilirsin. Ne demek o? Miran'dan kurtulabilirsin diyorum. Anlamadın mı? Miran'dan kurtulmak mı? Benim ondan başka gidecek yerim yok ki. Miran, senin neyin olur da ondan başka gidecek yerin yok? Biliyorsun işte, dedem öldürmek istiyor beni. Miran da seni istemiyor. Kimsin kızım sen? Ha? Sen ne vasıfla Miran'ın yanında kalıyorsun? Buradan sonrası yok senin için. Ne demek istiyorsun Gönül? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Miran'ın amcasının kızısın. Evet. Amcasının kızıyım. Ama sana eksik demişler. Ben Aslan Beylerin geliniyim. Senin o gidecek başka yerim yok dediğin adamın, Miran Aslan Bey'in nikahlı karısıyım. Şimdi kararını ver. Azat dışarıda seni bekliyor. Ya burada kalırsın, kocamın kapatması olursun, ya da Azat'la gider, özgürlüğüne kavuşursun. Karar senin. Gönül, bana şimdi o Azat nasıl kulübeye gitti, aynı anda nasıl orada olduğunuzu anlatacaksın. Miran, sana yemin ederim ben hiçbir şey... Gönül! Miran bak, gerçekten ben senin Reyhan'la orada baş başa olduğunu duyunca delirdim. Bir umut oraya gittim. Hani daha önce de oraya gitmiştiniz ya. Gittiğimde Azat oradaydı. Sadece ikisini görünce ben çok korktum. Azat sana bir şey yaptı zannettim. İçeri girince de şok oldum. Reyhan Azat'a sarılmış, iyi ki geldin diyordu. Demek ki o haber uçurmuş Azat'a. Nasıl haber uçurmuş ya? Nasıl? Ben ne bileyim. Bir yolunu bulmuş demek ki. Belli ki senin çıkmanı beklemişler. Sen çıkınca da Azat gelmiş. Ah Gönül, ah. Ne ettin sen? Kendi başına ne işlere kalkıştın kızım? Ben Miran nerede diye sorunca Azat Reyhan'ı alıp çıkmaya çalıştı. Ben kapıyı kapatıp önlerine geçtim. Azat beni çekmeye çalışırken Reyhan bıçağı aldı ve bana sapladı. Ben hiçbir şey yapamadım Miran. Beni öylece bırakıp gittiler. Reyhan arkasına bile bakmadı. Sen Reyhan'dan bu kadar kurtulmak isterken ne diye durdurmaya çalıştın peki? Ben... Çünkü suç benim üstüme kalacaktı. Aynen şimdi olduğu gibi sen benden şüphelenecektin. O yüzden ben gitmesini istedim. Bak, sana inanmıyorum Gönül. Ben biliyorum ki bu işin altından yine sen çıkacaksın. Ama bil ki çıkarsan andım olsun boşarım seni. Anladın mı? Boşarım seni. İşte ya. Ne iş var bunların burada? He? Öldüreceksin mi sen beni?
eşyalarımı aldırdın odaya? Çünkü yeri bura. Sence de artık yanımda kalmanın zamanı gelmedi mi Miran? Gönül. Ya ben daha kaç kez diyeceğim sana? Ben bu odada kalmayacağım. Anlamıyor musun? Ha? Ne diye kafana göre iş yapıyorsun? Hayırdır? Bizim aramızda bir şey değişti, benim mi haberim yok? Yılların intikamı alınmadı mı? Bitmedi mi bu dert? Aşka düştüğün o kız da seni terk etti. Bana dönmen için daha ne değişsin Miran? Komple bütün hayatımız değişti. Yeter artık. Başkasının hayatını emaneten yaşıyormuş gibi beklemekten yoruldum. Bekleme! Bekleme! Sana bekle diyen mi var? Aynı şeyleri kaç kez tekrar ettireceğim bana? Etme. Tekrar etme. Söyleyeceklerini 50 kere dinledim. Ama sen aynı şeyi 50 kere de yaşasan akıllanmayacaksın. O kızdan vazgeçmeyeceksin. O kız senden nefret ediyor Miran. Senden öyle çok nefret ediyor ki abim dediği amcaoğluyla evleniyor. Seni ardında bıraktı. Senin hiç mi gururun yok ha? Sen bana kimin için eziyet ediyorsun? Gerçekleri duymak ağır mı geldi? Elim çok uzadı. Bunlar bir saat içinde benim odamda olacak. Tamam mı? Hiçbir şey olmayacak. Senin karşında o kırılgan kız yok artık. Yola geleceksin Miran. Sen de yola geleceksin. Miran. Ne oldu? Hoş geldin. Miran, ne yapıyorsun? Isıl'ın olduğunu göstereceğim. Miran, ne yapıyorsun? Abi dur! Yenge! Miran! Ne oldu? Öyle korkuyor muydu gözlerin kendini yaralarken? Ha? Yoksa zafer mi kazandım sandın? Bir anlatsana! Ya çok merak ediyorum! Miran, kendine gel! Nasıl hissettin? Ne hissettin ya, bir anlat! Miran! Miran! Kendine gel! Bırak! Polis burada kapanacak! Konuş! Miran, sana yemin ederim ben bir şey yapmadım. Bırak Gönül, delirtme beni. Yalan konuşma. Ben sana dedim, bu işin altında bir iş var dedim. O şapun kızının sözüne inanıyorsun ama benimkine inanmıyorsun, öyle mi? Şeyhanım, adını sakın ağzına alma. Bırak kızımı! Bırak! Kendini! Yürü. Yürü. Miran bırak. Bırak dedim. Ne işin var senin burada? Seni almaya geldim. Ofiste olanları duydum, bir delilik etmenden korktum. O kızın... Sana ne? Sana ne? Kaç kez söyleyeceğim sana? Karışma! Anlatsana! Başımı çevirdiğim her yerde olma! Olma Gönül! Ben olmam gereken yerdeyim. Kocamın yanındayım. Dur şu arabaya. Senin ne işin var burada? Ben sana odama girmeyeceğim demedim mi? Üç yıl Miran. Üç uzun yıl. Bir kerecik yanında uyumadım. Şimdi bana diyorsun ki ben yokken de uyuma. Yokluğumu bile paylaşmam seninle diyorsun, he mi? Kızma tamam. Uyumam bir daha. Odana da gelmem. Kızdırma sen de. Bunları yapmasan kalbin kırılmayacak. Bakışımdan bile rahatsız oluyorsun. Benden nefret ediyorsun değil mi? Ben senden nefret etmiyorum Gönül. Ben seni çok seviyorum. Ama bu sevgi bir amca kızını sevmekten öteye geçmedi. Ben
Babaannem ne dediyse onu yaptın. Sen üzül, zarar gör, asla istemem. Ama ben seninle kendi rızamla değil, babaannemin rızasıyla evlendim. Bunu sen de biliyorsun. Bak bu gözyaşlarım benim içimi acıtıyor. Ama benim de içim yanıyor be Gönül. Keşke olmasaydı. Üzgünüm. Ama elimde değil. Seni asla karım gibi sevemedim. Babaannem evlen dediğinde kabul etmemem lazımdı. Ben gözümü açtım. İlk seni gördüm. Hep seni sevdim. Hatırlıyor musun? İlkokula başlamıştım. Seninle el ele tutuşur giderdik okula. Daha o zamandan derdim işte. Bir gün biz evleneceğiz. Ben hiçbir zaman başka türlüsünü düşünmemiştim ki. O eli hep tutacaksın. Ömrüm hep seninle geçecek bildim. Yapma Gönül, yapma. Olmuyor işte. Gör artık. Bak, bu yaşadığın duygu sana zarar veriyor. Kendine zarar verecek kadar çıldırdın. Yapma. Ben sana Reyhan'dan vazgeç desem, geçer misin? Bana da deme. Yüzüne bakma. Yanına alma. Elimi tutma peki. Ama kalbimdekini söküp atmaya çalışma. Çünkü benim tutunduğum tek şey o. Seni boşuyorum Gönül. Seni boşuyorum. Boşuyorum diyorum. Sana demedim mi? Eğer Reyhan bu evliliği ben söylemeden bir başkasından duyarsa senden bilirim demedim. Miran ben... Şimdi bu konaktaki herkes şahidim olsun. Seni boşuyorum Gönül. Duydun mu? Seni boşuyorum Gönül. Hayır, hayır. Kalk. Gönül. Hayır. Kalk. Bunu bana yapamazsın. Kalk. Hayır. Kalk Gönül. Yapamazsın bunu bana. Yapamazsın. Kalk. Gel Gönül. Gönül. Kalk. Gönül. Kalk. Kimin için beni boşuyorsun?
Yarın kınası olacak o Şahanoğlu kızı için mi? Niye getirdin beni buraya? Ne yapacaksın bana? Söyle artık! Sus! Soru sorma! Gel şuraya! Söylesene! Yaşattıklarınızın aynısını yaşayacaksınız ne demek? Miran'ın Reyhan'a yaptıklarını mı yapacaksın bana? Reyhan'ın adını ağzına almayacaksın! Sen de yapılanların intikamını benimle mi alacaksın? Yapacağını yapıp beni meydana mı atacaksın? He? Midyat'ın göz önünde namusunu benimle mi temizleyeceksin? Söyle ne yapacaksın bana? Sus! 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 Reyhan'a yaptıklarınızı, rezilliklerinizi hatırlatıp durma bana! Peşimizdekileri atlattın. Ama çoktan ayağa kalkmıştır ortalık. Bulacaklar beni. Dokunamayacaksın bana, zarar veremeyeceksin. Dokunamayacağım ha. Yaklaşma. Uzak dur! Dokunacaksan eğer ölürüm daha iyi. Uzak dur! İmdat! Yaklaşma! Hayır! Gelme! Hayır! Ne olur kurtarın beni buradan. Yarım, dokundu mu sana? He? Dokunma, elini sürdü mü o soysuz? Hayır. Hayır babaanne, bir şey yapmadı daha. Ama Azat delirmiş gibi. Reyhan geri gelmezse onun yaşadıklarını sana yaşatacağım diyor. Gönül, Gönül neredesin? Bilmiyorum. Ya giderken hiçbir şey görmedi mi? Sağda solda en ufak bir şey, tarif et. Gelirken gözümü bağladı. Karanlık bir oda burası. Yavrum merak etme. Merak etme, kurtaracağım seni. Sabret evladım. Babaanne, ne olur Azat bir şey yapmadan kurtarın beni. Azat delirmiş gibi. Çok korkuyorum. Şimdi tuvalete gitti. Telefonunu burada unuttu. Ama her an gelebilir. Dayanamıyorum artık. Ne olur alın beni buradan. Azat! Hayır! Yapma! Babaanne! Gelin! İşte bu kadar. Gidiyoruz. Ne? Saçmalama. Hata ettim. Ben öfkeme yenik düştüm. Bana yakışmadı. Reyhan'dan vaz mı geçeceksin? Reyhan'dan değil. Ben bu saçmalıktan vazgeçiyorum. Babaannem sağ bırakmaz seni. Ben o konağa girip senin kafana silah dayayıp çıkarırken zaten kırmıştır kalemi. Ama ben hata ettim, hata. Hata. Ben o Miran Aslan Bey gibi zorba değilim. Bir an işte öyle anlık bir gaflet. Bozarak yaptın. Hoş. Bozmasaydın ne değişecekti ki? Miran yine de gelmeyecekti. Biz sevilen değil, sevgimizi sökerek almak zorunda olanlardanız. Sen bunu anlamadın. Herkes sevda uğruna bir başkasının hayatını mahvediyor işte. Aynıyız. Ama tek farkımız bu. Sen Reyhan için bile olsa kimsenin canını yakamazsın. Ama ben
Miran için herkese harcarım. Seni de. Yine kendime de. Gönül! Fırat! İyi misin sen? Ne oldu burada? Fırat! Allah aşkına hiçbir şey sorma. Her şeyi anlatacağım. Hemen gidelim. Azat'ı burada bırakamayız. Ben iyi değilim. Gönül! Gönül! Ah. Kızım senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Müsaade etmem. Asla boşanmanıza izin vermeyeceğim. Bitecek anne. Ama ben değil. Onlar bitecek.